Kızım lütfen açar mısın? İpek aç kapıyı, kurban olayım, aç. Hadi. Kızım. İpek. İpek açar mısın yavrum? Kızım lütfen açar mısın? İpek konuşalım kızım, bir aç lütfen. İpek açar mısın yavrum? Yoluna, kızım, nereye gidiyorsun? Kızım nereye? Ya bıraksana konumu ya. İpek kızım, lütfen konuşalım. Açıklayacağım sana. Neyi açıklayacaksın ya? Beni nasıl kandırdığını mı? Neyi açıklayacaksın? Bırak. İpek. Abi dur. Dur abi, gözünü seveyim. İpek gitme abi. Kızım. İpek. İpek nereye gidiyorsun kızım? Dur abi dur. Gidiyor, ne var? Ha, gitmez abi, gitmez. Dur, bak böyle konuşamazsınız. Bir sakinleşsin. Dur abi. Ha, dur, 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 dur. Dur. Açmıyor. Engellemiş. Ha? Yok canım, engellememiştir. Telefonunu kapatmıştır o. Kapalı olsa ulaşılamıyor derdi. Sen mi arasın acaba Neva? Hı? Seninkini açar. En azından nereye gittiğini öğreniriz. Üstüne gitmesen mi Sezai abi ha? Tamam merak ediyorsun ama koca kız bir arkadaşına gitmiştir. Bekle bir sakinleşsin. Sonra alırsın karşında, konuşursun, dersin kızım. Neva ya giderse? Ha? Alıp başını giderse ne yaparım ben ya? Kanada'ya gideceğim deyip duruyordu zaten. Kanada'ya dönerse ne yaparım Neva ben? Yıllarca kızımın hasretiyle beklemişim ya. Tekrar yeniden nasıl kaybederim onu? Yok abi, gitmez. Gitmez artık. Sen merak etme. Ya sen yıllarca hasretini çektin de o senin hasretini çekmedi mi abi? Kanada'da rahatı keyfi yerindeydi. Niye döndü? Senin için. Benim için döndüyse niye böyle davranıyor bana? Ya ben ya Güzide diyor durmadan. Nasıl seçerim ben? Birisi canım ciğerim kızım. Öbürü hayatım boyunca sevdiğim kadın. İşte bu yüzden abi. Neyi bu yüzden? Hayatım boyunca sevdiğim kadın diyorsun ya. İşte İpek buna içerliyor. Yani annesinin yerine Güzide'yi sevdin diye. Ya anlatamadım bir türlü. Ben Güzide'yi uzaktan sevdim. Güzide'nin bundan haberi yoktu ki. Yüzünü bile görmemişim kadının. Ne kabahati var Güzide'nin? Fakültedeyiz. Kantinde oturuyoruz öyle. Güzide ile Tarık geldi. Dediler biz nişanlandık. Evleniyoruz. Dünya başıma yıkıldı sanki.
Ama kabahat benim. Kızın bir kabahati yok ki. İçimi açmamışım. Asıl seni seven benim dememişim kıza. Kız ne yapsın? Sustum tabii. Bağrıma taş bastım, oturdum. Evlendiler. Fakülte boyunca hayalini kurduğum, saçının teline kıyamadığım Güzide'm, Tarık denen musibetle evlendi. Okul bitti, sonra ben Avanos'a döndüm. Ne yapacaksın? Çaresiz unutacaksın tabii. Bu Şubat'tan uçmuş gitmiş. Gönlümü susturmaya çalışıyorum. Rahmetli anam da görüyor benim halim böyle. Samat diye bir kızdan bahsetti. Dedi yavrum çok hanım hanım çıkıp pek güzel bir kız. Yuvanı kur, evlen. Sema seni mutlu eder dedi. Olur dedim. Niye olmasın? Evlendik. Gönlüm susar diye bekliyorum değil mi? Gönlüm sustu gerçekten de. Ne var? İnanır mısın? Evleninceye kadar her gün aklıma gelen Güzide İpek doğduktan sonra gelmez oldu. Fakat olmayınca olmuyor demek ki. Olmayınca olmuyor. Semahat ablam resimden biliyormuş Güzide Hanım'ı. Hani şu fakültenin bahçesinde çektirdiğiniz var ya, sonra alıp ofise götürdüğün anne. Yok, onunla alakası yok. Resimle bir alakası yok. Ne var? Ben anlatmıştım. En başından, daha ilk günden ondan gizli saklı hiçbir şeyim olmasın diye ben her şeyi anlattım Semahat'a. Kalbinde başka biri vardı Semahat dedim. Fakat kısmet değilmiş, olmadı. Ama bugünden sonra sen benim kalbimin sultanısın, evimin baş tacısın dedim. Öyleydi de gerçekten. Öyle inanarak söyledim, bilerek söyledim ben bunu. Ama Semahat inanmadı. Ben yıllarca görmedim Güzide'yi. Ama ne zaman şehir dışına duruşmaya gitsem, Güzide ile buluşuyor dedi. Güzide ile buluşmaya gitti dedi. İpeği de böyle böyle işledi biliyor musun? Allah rahmet eylesin Semahat ablam. Çok buhranlıydı be abi. İşte Enisa biliyorsun. İyi günü yok gibiydi. Çok baş ağrısı çekerdi. Başına çatar bir yazma. Pencerenin önündeki o yeşil kanepeye kıvrılır. Ne yer, ne içer. Öyle uzaklara bakar dururdu. Çok söyledim, çok. Çok yalvardım. Doktora gidelim. İnsanın ruhu da bedeni gibidir, hastalanır. Ayıp değil. Dinlemedi. Ah be Sezai abim, ah. Sen de çok acı çektin be abim. Semahat'ın buhranlarıyla yıllarca yaşadık. Kendi canına kıydı. Bana da vicdan azabını bıraktı. Şimdi de ipeğimi kaybedeceğim diye ödüm kopuyor. Allah korusun. Hayatımı mahvetti bu kadın benim. Çocukluğumu zehirledi. Sen hala nasıl bu kadının peşinde koşabilirsin baba? Ben bir çay yapayım ha. Keşke söyleseydim biliyor musun? Neyi? Ümit'in avukatı olduğunu diyorum. Keşke söyleseydim İpek'e. Yani televizyondan duymasaydı. Benden duysaydı daha iyi olurdu. Yani anlatırdım ben ona. İşte Ümit'in avukatı olduğumu söylerdim. İş bu kızım derdim.
Anlamazdı ki abi. İnanmazdı. İnadını yapıyorsun zannederdi. İyi de böyle de kandırmış gibi oldum. Arkasından iş çeviriyor gibi. Yani hem İpek'e yalan söyledim hem Güzide'ye. İyi de ben böyle biri değilim. Biliyorsun beni Neva sen. Yani içim dışım birdir. Yalan söyleyemem. Ama işte bak kaybetme korkusu insan neler yaptırtıyor. Efendim Tuana, dinliyorum kızım. Biz o davayı ertelemedik mi kızım ya? Ha, iyi o zaman tamam ben gelirim birazdan. Sen dilekçeyi yazmaya başla. Beraber karar veririz tamam. Hadi görüşürüz. Ben bir ofise gideceğim Neva. Kandırmış gibi olmuşmuş. Kandırdın zaten. Sanki başka avukat yoktu. Koşa koşa gittin arkasından.